Merhaba, hola. Artimo, Mayıs 2020'de kurulmuş çevrim içi bir galeri. Art, İstanbul Medeniyet Üniversitesi kelimelerinin baş harflerinden aslında ismini alıyor. Ama aynı zamanda Artimo bir tanrıça adı. Artemis'in Anadolu'da kullanılan adı, yani Kibele'nin. ...2021 yılında Artimo Çevrimiçi Galeri olarak bir uluslararası sergi planlamayı kararlaştırdık. Bunun için rektörlüğümüzün desteğini aldık. İstanbul Medeniyet Üniversitesi 11 fakültesiyle, lisans ve lisansüstü bütün programlarıyla, geleceğin üniversite mantığında bütüncül bir yaklaşımla eğitimini yürüten, faaliyetlerini gerçekleştiren bir üniversite. Bu çerçevede bilimin yanında sanatı ve kültürü de önemseyen, hatta bunu Türkiye sınırlarını da aşan küresel ölçekte gündem yapmaya iddiasında olan bir üniversite. Sanal ortamda sürekli olarak kendini yenileyen ve devamlı surette toplumla eserlerini paylaşan bir ortamımız var. Artimo, bizim sanat ayağımız. Bu şimdiye kadar 7 tane sergiyi başarılı düzenlemişlerdi. Bu 8. oldu. Ama bu 8. yani Dekadans, Yıkımın Esettiği sergisinin bir ilavesi elbette fiziksel bir sergi düzenlenmesi olmuştur. Böylelikle aynı zamanda Artimo Çevrim İçin'in yanında Artimo Alan Galerimizi de açmış olduk. Daha sonraki sergilerimizde şehrin diğer alanlarını kullanmakla kalmayıp aynı zamanda başka ülkelerin, başka şehirlerin çeşitli kamusal alanlarını da kullanmayı planlıyoruz. Çünkü sanat kamusal alanda güzel. Kamu sanatını önemseyen, ne kadar kamusal sanatı önemseyen, halkla bütünleşme iddiasında olan ve bu bütünleşmeyi de hayatın bütün renklerinde, bütün ortamlarında yakalama iddiasında olan bir üniversiteyiz, niyetinde olan bir üniversiteyiz. Eylül 2021'de Dekadans Yıkımın Estetiği adlı yeni projemize karar verdik. Bunun için direktörümüz Profesör Doktor Yaşar Bülbül ile çalışmaya başladık. Zaten sanal alemde, sanal dünyada gösterdikleri performansı fiziksel alana taşımak istediler. Dediler ki biz Dekadans Yıkımın Estetiği başlıklı bir sergi düşünüyoruz. Öncelikle temamızı belirleyip çerçevemizi çizdik ve sanatçılarımızı belirledik. Yalnız bu sanatçı belirleme çemberimiz giderek büyüdü. Zaragoza ve Valencia Teknik Üniversitelerinden de destek aldık ve işbirliği yürüttük. Dekadans Yıkımın Estetiği projesi kişisel hayatımdan ve aslında küresel dünyadan referans aldı. Aynı zamanda şahit olduğum, çevreme baktığım yerlerde gördüğüm olaylar
bir yıkım sürecinin içinde olduğumun ispatı gibiydi. Özellikle İstanbullu birisi olarak bunu rahatlıkla da söyleyebilirdim. Dünyanın büyük bir dönüşüm geçirdiğinin farkındayız. Ekolojik olarak, sosyal olarak, küresel, ekonomik, politik olarak ve bunlara duyarsız kalamayacağımızı da biliyorduk. Süreç içinde ilkin metinlerimizi derledik. Çünkü Dekadans Yıkımın Estetiği projesi sadece 4 sergiden oluşan bir uluslararası proje değildi. Ama aynı zamanda bir kitap, derleme kitap projesiydi. Deneme türünde sanatçılar eserlerini yaratırken nereden feyz aldılar, neyi anlatmaya çalıştılar, problemleri neydi ve eserleri bu çerçevede hangi yolu izleyerek biçimsel ve içerik olarak ortaya çıktı, bunu tartıştılar. Yıkımın Estetiği sergimizin de kitaplaştırılması söz konusu oldu. Öyle bir imkan bulduk. Daha sonra böyle bir ihtiyaç hissettik. Yani bu insanların karamsarlık içerisinde bile bir umut üretmesi gerektiğinin sembolü gibi geldi bize. Sergimizi ilkin üniversitemizin kütüphanesinde açtık. Aynı zamanda mekanın kendisini de bir enstalasyon olarak tasarladık. Bir yıkım ortamı oluşturduk. Yıkılmış bir alan yaratıp, yıkım alanı yaratıp ekranlarımızı o yıkıntıların içine yerleştirdik. Dolayısıyla izleyenler de bakabilmek için, yani işleri görebilmek için eğilmek zorunda kaldılar. Bu da dekadansın, düşüşün, yıkımın bir parçasıydı aslında. Önce Türkiye'de üniversitemizin yeni açılan kütüphanesinde yine mizansenini, dekorasyonunu bizim hocalarımızın yaptığı bir sergiyle başladık. Sonra Sakarya Üniversitesi'ndeki sergiye nezaret ettik. Sonra da yine hocalarım, başta küratörümüz Özlem Hoca olmak üzere İspanya ayağındaki etkinlikleri de denetlediler, gördüler, aktif şekilde katıldılar ve bu ortaya hakikaten hem izi, hatırası hem de etkisi büyük bir iş çıkmış oldu. Bu çerçevede bu Dekadans, Yıkımın Estetiği projesi bizi bambaşka bir geleceğe de sürükledi, itti. Bu beraberlik bizi yepyeni bir ufka götürdü, bize bir ümit verdi. Gerek buradaki sergiler, gerekse yurt dışındaki sergilerde elde etmiş olduğumuz neticeler bizi yeni bir beraberliğe, daha küresel bir ölçekte işbirliğine götürecek olan bir adım inşallah. Derdimiz, sanat aracılığıyla derdimizi anlatmak, dertlerimizi anlatmak aslında. Bunun için de tek motivasyonumuz aslında işbirliği ve aynı hassasiyetlere sahip kurum ve sanatçılarla bir araya gelerek bu tür ortamlar yaratmak. Merhaba. Dekadans ha supuesto un trabajo extraordinario, sobre todo porque lo que ha hecho ha sido encontrar lazos más profundos entre Turquía y España.
dos enclaves geográficos bastante alejados, pero que comparten el espacio del Mediterráneo. La importancia de haberlo hecho en diferentes espacios, en este caso dos espacios en Turquía y dos en España, ha permitido también poder descentralizar el arte contemporáneo de hoy en día que se hace tanto en Turquía como en España. Pienso que es muy importante continuar trabajando y encontrando puntos de conexión entre estos dos países, porque tenemos una cultura afín que nos pertenece a los dos y que no debemos de olvidar y que debemos de tratar de conservarla, porque forma parte de nuestra idiosincrasia de años, años y años de cultura. Muchas gracias. Chese Kuler. Bizler her krizi fırsata çeviren değil, her şerde bir hayır gören toprakların çocuklarıyız ve bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tıpkı sanata bakışımın oldukça kamusal olduğu gibi. Bu sebepten dolayı dekadansın biraz da kendimize dönüp bakmayı ve o içimizdeki umudu yeniden yeşertmeye dair sorular sordurabileceğini düşündüm. Dekadans bize gelecek noktasında gerek paydaşlarımız gerekse kendi kadrolarımızla yepyeni ufuklar açtı. Ümidimiz el birliğiyle üniversitemizin bütününde ve halkla bütünleşmiş halinde yepyeni bir gelecekte yeni projelerde beraber olmak. Sonuçları itibarıyla aslında hedeflediğimizin de üzerinde bir geri dönüş aldık. Mutluyuz ve çalışmalarımıza aynı motivasyonla ve umutla devam etmeyi düşünüyoruz. Teşekkür ederim.